Polise hüzünlü veda yapıldı. Gazi Mahallesi'ndeki terör örgütü operasyonunda ölü ele geçirilen Günay Özarslan'ın cenazesi için toplanan gruba müdahale sırasında bir silahlı saldırı düzenlenmişti ve bu saldırıda şehit olmuştu polis memuru Muhammed Fatih Sivri. Onun için son görev yapıldı. Dualarla şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı. Teröristlerce şehit edilmişti. İstanbul Gazi Mahallesi'nde çıkan olaylarda düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Muhammed Fatih Sivri için son görev yerine getirildi. Sivri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesinde tören düzenlendi. Sivri'nin cenazesiyle beraber tören alanına gelen baba Mehmet ve anne Zarife Sivri ve nişanlısı ayakta durmakta zorlandı. Mehmet ve Zarife Sivri çiftine İstanbul Valisi Vasip Şahin'le İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok başsağlığı diledi. Vatanımızın, memleketimizin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü hiç kimsenin eline bırakmayacağız. Hiçbir silah bizi yıldırmayacak. Çok arzu ederdim dün akşam Muhammed'in yerine ben şehit oldum. Bırakmayacağız. O hissiyatı o hainlere, o şerefsizlere yaşatmayacağız. 270 bin tane polis kardeşimiz var bizim. Bir onun iki katı silahlı kuvvetlerin mensubu kardeşlerimiz var bizim. Siviliyle, askeriyle. Hiçbir şekilde buna müsaade etmeyeceğiz. Altınok burada yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Sivri'nin cenazesi İstanbul Müftü Yardımcısı Abdurrahman Binbir'in yaptırdığı duanın ardından memleketi Kırıkkale'ye götürülmek üzere yola çıktı. Törene 3. Kolordu Komutanı Orgeneral Salih Ulusoy, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Serca, polis müdürleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Şehit polis memuru Sivri'nin izinleri iptal edildiği için önceki gün yapılması planlanan nişan töreninin ertelendiği öğrenildi.